Yani şöyle, aslında yargılamanın başladığı andan itibaren mahkemenin adil bir yargılanma kaygısı olmadığını, siyasi yönlendirmelerle açılan bu davanın bir an önce karara bağlanması yönünde mahkeme heyetine bir talimat verildiği açık bir şekilde görüldü. Sizler de takip ettiniz, kamuoyu da takip etti. İşte 3.500 sayfalık bir iddianame 10 dakika içerisinde heyet tarafından özetlenmiş oldu. Yine diğer taraftan kimlik tespiti dahi yapılmadan yargılamaya başlamak gibi bir girişim oldu mahkemenin. Bütün hukuk kurallarını, CMK'yı askıya alan olağanüstü bir yargılama yöntemiyle yargılama yapmaya çalışan bir heyetle karşı karşıyaydık ilk günden bu ana kadar. Bu hukuksuzluklar kesintisiz olarak devam etti ve son duruşmada mahkeme kurduğu ara kararıyla şu ana kadar henüz savunması alınmamış olan arkadaşlarımızın ve avukatlarının sadece bir gün savunma yapmaları gerektiği yönünde bir ara karar aldı. Şimdi öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Yasada ya da işte anayasada, uluslararası sözleşmelerde biliyorsunuz en temel haklardan biridir savunma hakkı. Yani hiçbir şekilde kısıtlanamayacak bir haktan söz ediyoruz. Eğer adil bir yargılama olacaksa, yargılamanın adil olduğundan söz ediliyorsa hiçbir şekilde savunmanın kısıtlanmaması gerekiyor. Kaldı ki bu kadar kapsamlı bir davada işte 3.530 sayfa iddianame, dava başlarken 320'yi aşkın klasör vardı ve mahkeme dava başladıktan sonra, yargılama başladıktan sonra gelen belgelerle birlikte 1.000 klasörü aşmış durumda. Ve bu kadar kapsamlı bir davada arkadaşlarımızın sadece bir gün savunma yapmasını istemek hem akla mantığa uygun değil, diğer taraftan adil yargılama hakkının da doğrudan ihlali niteliğindedir. Elbette bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir. Önümüzdeki işte 30 Mayıs'ta başlayacak duruşmalarda da mahkeme heyetine bu yöndeki itirazlarımızı sunacağız, belirteceğiz. Hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi yine yargılanan arkadaşlarımızla da cezaevlerinde yaptığımız görüşmelerde kendilerinin de hiçbir şekilde bu kısıtlamayı kabul etmeyeceğini öğrenmiş olduk ve mahkemeye de bu yönlü itirazlarımızı sunacağız. Asla arkadaşlarımızın savunma hakkının kısıtlanmasına izin vermeyeceğiz. Soruşturmanın yürütülmesi döneminde de, yürütülmesi biçiminde de siyasi kararla yürütüldüğü çok açıktı, çok aşikardı. 2014 yılında gerçekleşmiş olaylara ilişkin arkadaşlarımızın her birinin savunması alınmışken ve o dönem suçlama sadece 2911 sayılı yasaya muhalefete teşvik yönünde bir suçlamayken, 2018'de yine Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Erdoğan'ın seçim kampanyasının bir malzemesi, bir aracı olarak bu dosya yeniden tozlu raflardan çıkarıldı ve özel olarak görevlendirilmiş Ahmet Altun tarafından dosyaya gizlilik kararı konuldu ve yargılama bu biçimde geliştirildi. Yine davanın başladığı dönemlerde de ve yargılama devam ederken de biliyorsunuz işte Devlet Bahçeli, Fahrettin Altun, Süleyman Soylu, hatta Erdoğan bizzat kendisi bu yargılamaya doğrudan müdahale niteliğinde olan söylemler, tweetler, videolar paylaştılar. Dolayısıyla mahkemenin aldığı bu son kararın da bu siyasi iradeden bağımsız olduğunu düşünmek elbette mümkün değil. Bir de özellikle dönemsel olarak şuna da dikkat çekmek istiyoruz. Biliyorsunuz Osman Kavala ile ilgili mahkeme karar verdi. Ardından Canan Kaftancıoğlu ile ilgili karar ve yine Gezi davasında karar verildi. Seçim öncesinde muhtemelen siyasi iktidar Kobani davasında da bir karar verilmesini, aslında özünde bu ülkenin demokrasisi, barışı için mücadele etmiş insanların işte sözüm ona bir mahkeme kararıyla suçlu sıfatı takılarak seçim meydanlarında bunun seçime malzeme edilmesi gibi bir amacı taşıyor. Mahkemenin de çünkü uzun süredir sizler de kamuoyu da takip ediyor. Aslında arkadaşlarımız savunmalarını yapıyorlardı ve mahkeme bir rutin içerisinde devam ediyordu. Son 4-5 celsedir yaşanan olağanüstü bir durum yoktu. Yani yaşanan olağanüstü bir durum yokken mahkemenin bir anda böyle bir ara kararı alması gerçekten bizde de bir yerlerden böyle bir talep geldiği, mahkeme heyetinin bu yönde sıkıştırıldığı, tehdit edildiği ya da belki gönüllü olarak siyasi iktidara iradelerini teslim etmiş oldukları kanısını uyandırıyor. Yani aslında bu yargılamanın bir kumpas yargılaması olduğunu ilişkin daha önce de birçok belge paylaştık kamuoyuyla da, birçok bilgi de paylaştık. Fakat özellikle bu iddianameyi kabul eden, yargılamayı başlatan, işte biraz önce ifade ettiğimiz gibi kimlik tespiti bile yapmadan, iddianameyi dahi okumadan yargılamaya geçen,
heyetin başkanlığını yapan kişi bir çete üyesi çıktı. Yani bu bile tek başına aslında bu davanın nasıl organize edildiğini, nasıl kurgulandığını ve nasıl yönetildiğini ortaya koyması açısından çok önemli. Tabii elbette söz konusu başkan görevden alındı ve şu anda da ev hapsinde bir hakkında soruşturma yürütülüyor. Fakat heyetin geri kalan üyeleri yargılamayı devam ettiriyor. Hatta o dönemde Bahtiyar Çolak'ın mahkeme başkanı olduğu dönemde üye olarak görev yapan hakim şu anda mahkeme başkanlığını yürütüyor. Şimdi burada tabii akla gelen soru şu. Şimdi Bahtiyar Çolak'la ilgili başlatılan soruşturma çok daha öncesine dayanıyor. Aslında Kobani davasına görevlendirilmesinden öncesi döneme dayanıyor. Dolayısıyla kendi yanı başındaki başkanının, yani günün neredeyse yarısını birlikte çalıştıkları, birlikte hareket ettikleri bir başkanın bile çete üyesi olduğunu fark edememiş bir heyetin başka kişiler hakkında örgüt üyesi olup olmadıkları ya da herhangi bir suçu işleyip işlemedikleri konusunda karar verme kabiliyetleri yok, becerileri yok veya diğer bir ihtimal de şu, Bahtiyar Çolak'ın aslında bir çete üyesi olduğunu ve bu çete faaliyeti doğrultusunda devlet içerisine sızmış, devleti ele geçirmiş bu çete faaliyeti doğrultusunda bu yargılamayı yaptığını biliyor ve onunla birlikte hareket ediyorlardı. Bu iki ihtimalden biridir. Ve her iki ihtimalde de bu heyetin bu yargılamayı devam ettirmesi, bu yargılamanın adil olmadığının en açık göstergelerinden biri olarak karşımızda duruyor. Kaldı ki Bahtiyar Çolak'ın mahkeme başkanlığından alınması, işte heyetin değiştirilmesi sonrasında da Bahtiyar Çolak yargılamayı nasıl idare etmişse, yargılanan arkadaşlarımıza karşı nasıl davranmışsa, yine biz avukatlara karşı yargılanan arkadaşlarımızı savunmak adına ileri sürdüğümüz talepleri Bahtiyar Çolak nasıl reddetmişse, aynı şekilde şu an davayı yargılamayı sürdüren heyette aynı tutumu, aynı tavrı devam ettirmekte. Yani en nihayetinde kişi olarak Bahtiyar Çolak belki dosyadan ayrılmış ama ruhu hala işte Sincan Adliyesi'ndeki, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda Bahtiyar Çolak'ın ruhu dolaşıyor. Bahtiyar Çolak'ı bu göreve getiren, Bahtiyar Çolak'ın bu çete faaliyetini yürütürken sırtını dayadığını itiraflarında açıkça söylediği. Çünkü biliyorsunuz itiraflarında referans olarak Devlet Bahçeli'yi, Süleyman Soylu'yu göstererek faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etmişlerdi. Ve bu yargılamayı da en çok yönlendiren, en çok yönlendirmeye çalışan kişilerinde yine Süleyman Soylu ve Devlet Bahçeli olduğunu biz biliyoruz. Evet, Bahtiyar Çolak gitti ancak ifade ettiğimiz gibi Bahtiyar Çolak'ın ruhu hala o duruşma salonunda ve Bahtiyar Çolak nasıl yönettiyse, nasıl yürüttüyse, bunun için hukuku nasıl ayakları altına alındıysa, Bahtiyar Çolak'ı da aşan bir pratiğin sahibi durumunda. En nihayetinde Bahtiyar Çolak da birçok hukuksuzluğa imza atmış olmakla birlikte yargılanan arkadaşlarımız savunma yaparken en azından savunma haklarını kısıtlamıyordu. Artık siz savunma da yapamazsınız noktasına gelmiş durumda. Tabii burada bu kararın alınmasındaki etkenlerden birinin de biz şu olduğunu düşünüyoruz. Gizli tanıklar ve açık tanıklar, beyanları üzerinden bir yargılama inşa edilmişti. Çünkü biliyorsunuz HDP tarafından atılan tweetlerin suç unsuru taşımadığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi ortaya koymuş durumda. Artık buna dayanarak bir soruşturma, bir yargılama yürütülebilmesi mümkün değil. Bu iddiayı desteklemek adına dosya içerisinde yer verilen tanıklar mahkeme huzurunda verdikleri beyanlarda o döneme ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını, yine yargılanan arkadaşlarımıza ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını ifade ettiler. Yine soruşturma sürecinde dosya içerisinde bulunan unutulan bir kısım evraklardan, biz aslında bu davanın hukuki değil politik bir dava olduğunu çok net, çok açıkça ortaya koyduk. Ve ilk günden beri bir iddiamız var. Hem yargılanan arkadaşlarımızın, hem avukatların hem de HDP olarak bizim bir iddiamız var. Evet, 6-8 Ekim günlerinde yaşanan olaylarda başta yaşamını kaybedenler olmak üzere zarar görenlerin neden zarar gördüğünü, bu zararın ortaya çıkmasına sebep olan kişilerin kimler olduğunu, bunun arkasında nasıl bir güç olduğunun açığa çıkması için mücadele ediyoruz. Ve bu yargılamayı da bunun bir vesilesi haline getireceğiz dedik. Çünkü daha önce de biliyorsunuz mecliste defalarca HDP tarafından o dönem yaşanan olayların açığa çıkarılması için araştırma komisyonları oluşturulmasına ilişkin önergeler, yine soru önergeleri verilmişti. Bu olayların açığa çıkarılmasını en çok isteyen, bunun peşine en çok düşen parti HDP'ydi. Ve en nihayetinde bu yargılamada da her ne kadar görünürde yargılananlar HDP'li olsa da
En nihayetinde bu yargılama sonucunda gerçekte bu suçları kimin işledikleri, kimlerin işlediği, kimlerin bu konuda sorumluluk sahibi olduğunu açığa çıkaracağını iddia etmiştik. Tabii bunu gerçekleştirebilmemizin yolu ne? Bunu gerçekleştirebilmemizin yolu yargılanan arkadaşlarımızın söz kurabilmesine imkan tanımak ve yine avukatların bu çerçevede yapacakları savunmalar ve öne sürecekleri belgeler, öne sürecekleri deliller olacaktı. Mahkeme aldığı bu kararla aslında hakikatin ortaya çıkmasından ne kadar korktuğunu ve aslında kurguladığı komplonun çöktüğünü ve bu komployu daha ileriye götüremeyecekleri için hakikatin ortaya çıkmasını engellemek adına bu kez bizlerin, avukatların ve yargılanan arkadaşlarımızın sözünü kesme, söz kurmalarına, hakikatin ortaya çıkması için çaba göstermelerine ve bu hakikati ortaya çıkarmalarını engellemek için bu kararı aldığını düşünüyoruz. İfade ettiğimiz gibi bu ara karar hukuka aykırı. Yani ceza mahkemesinde böyle bir düzenleme yok, böyle bir usul yok. Bugüne kadar Türkiye'de yapılan hiçbir yargılamada bu yönde bir karar alınmamıştır. Alınamaz zaten. Bunun alınabilmesinin imkanı yok. Dolayısıyla bu ara karara istinaden bize söylenen hiçbir şeyi yapmayacağız. Aynı şekilde 20 Mayıs'a kadar bize isim bildirmemiz söylenmiş ama biz isim bildirmedik, bildirmeyeceğiz. Çünkü bu ara karar hukuksuz bir ara karar ve biz mahkemenin bu yargılamayı hukuksuz bir şekilde yürütmesinin bir aracı haline asla gelmeyeceğiz. Bunu baştan da tavrımızı çok net koyduk ve bu önümüzdeki duruşma açısından da böyledir. Fakat elbette özellikle alınan bu son karar üzerinden biz Barolar Birliği ile barolarla, hukuk kurumlarıyla, hukuk örgütleriyle görüşmeler yaptık. Yine yabancı temsilciliklerle görüşmeler yaptık ve yaşanan bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılması adına, buna karşı durmak adına, buna karşı koymak adına 30 Mayıs'ta başlayacak duruşmalarda duruşma salonunda olmalarını rica etti kendilerinden ve orada olacaklarını da söylediler. Biz o gün hem bu davanın avukatlığını yapan yüzlerce avukat, bunun yanı sıra baro başkanları ve Barolar Birliği'nden gözlemci sıfatıyla katılacak arkadaşlarımız ve bunun yanı sıra yine hukuk kurumlarından, hak savunucularından katılacak kişilerle birlikte mahkemenin bu ara kararından dönmesi için, bu hukuksuzluktan dönmesi için mücadelemizi orada sürdüreceğiz. Ve bunu da iki yönlü değerlendirmek gerekiyor. Bir yönü elbette yargılanan arkadaşlar açısından savunma haklarının kısıtlanması ama diğer yönüyle avukatlara da kısıtlama getirildiği için avukatların mesleki faaliyetlerini gerçekleştirebilmelerini de engellemeye dönük bir girişim söz konusu. Bundan dolayı elbette o gün baro başkanları ve Barolar Birliği orada olacaklar ve avukatların mesleki faaliyetlerini sürdürmelerini, müvekkillerinin haklarını, hukuklarını savunma imkanlarının ellerinden alınmasını engelleyeceklerdir. Yine diğer taraftan elbette yargılanan arkadaşlarımız da en doğal hakları olan uluslararası sözleşmelerle, anayasayla güvence altına alınmış olan ve yasalarda da açıkça, ceza mahkemesi kanununda da açıkça düzenlenmiş olan savunma hakkını kullanabilmek adına mücadelelerini sürdürecekler. Tavrımızı çok net bir şekilde ortaya koyacağız. Eğer mahkeme bu hukuksuzlukta diretirse elbette biz de buna karşı farklı eylemler, etkinlikler düşüneceğiz. Asla geri durmayacağız, geri çekilmeyeceğiz. Mahkemenin aldığı bu hukuksuz ara kararı uygulamasına hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğiz. Yani en nihayetinde diyelim ki bir kişi hakkında bir tutuklama kararı varken ikinci tutuklama kararı verildiğinde eğer Anayasa Mahkemesi ben bunu denetleyemem diyorsa, denetlememe gerek yok diyorsa o zaman mahkemelere de siz ikinci tutukluluk kararı vermeyin demeli. Eğer denetlenemeyen bir kararsa o karar olmamalı, verilmemeli. Ama eğer mahkemeler bir kişi hükümlüyken tutuklama kararı veriyorsa ya da bir dosyadan tutukluyken başka bir dosyadan tekrar tutuklama kararı verebiliyorsa, eğer hukuk buna cevaz veriyorsa, Anayasa Mahkemesi de verilen bu kararın hukuka uygun olup olmadığını denetlemekle yükümlüdür. En nihayetinde kişiler işte ilk derece mahkemeleri nezdinde bir hukuksuzluğa, bir haksızlığa maruz kaldıklarını ve bunun anayasaya aykırı olduğu iddiasındalarsa bunu Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluyla taşıyorlar.
İsterse ikinci tutukluluk, isterse 15. tutukluluk olsun. Eğer orada bir hukuka aykırılık iddiası varsa Anayasa Mahkemesi'nin bu iddiayı incelemesi gerekir. Aslında Anayasa Mahkemesi bu kararı ilk İdris Balıken'e ilişkin olarak verdi. Figen Yüksekdağ ve Sebahat Tunceli'nin, yine Aysel Tuğlu'nun ikinci tutukluluğu Kobani davasına ilişkindir, Kobani dosyasına ilişkindir. Selahattin Demirtaş sadece bu dosyadan tutukludur. Yani ikinci bir tutukluluğu yok. Sadece bu dosyadan tutuklu durumdadır ve başvurular eş zamanlı yapıldı. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararı da olmasına rağmen neden Selahattin Demirtaş kararını, başvurusunu karara bağlamıyor? Neden onu önüne alıp onun üzerinden bir karar vermiyor da eş zamanlı olarak yapılmış ve aslında işte bugün Kobani davasındaki heyetin de kendisine dayanak yaptığı aleyhe olan kararları öncelikle ele alıp bu kararları veriyor. En nihayetinde Selahattin Demirtaş'la ilgili ya da bu dosyada yargılanan herhangi bir arkadaşımızla ilgili, ikinci tutukluluğu olmayan, ilk kez tutuklanmış arkadaşımızla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar bu yargılamayı doğrudan etkileyecektir. Türkiye'de yerel mahkemeler nezdinde, savcılıklar nezdinde yaşanan hukuksuzluklara dair %100 hukuki bir yerden bakmadığını, ne yazık ki ülkedeki siyasi atmosferin Anayasa Mahkemesi açısından da geçerli olduğu kanaati uyandırıyor bizde. Ve bu gerçekten tehlikeli. Kişilerin hürriyeti tehdit altında, tehlike altında. Bu noktada Anayasa Mahkemesi'nin rolünü oynaması gerekir.